Lütfen sonrası Hazreti Nuh'un böyle bir dileği vardı. Ya Rabbim beni kutsal bir topraklara indir. Hareketli. Bereketli ve kutsal bir topraklara. O da böyle tabii gelirken Nuh'un gelmesi Ağrı Dağı'nın 7. ayın 17'sinde Ağrı Dağı'nın karasına oturur. Oturduğu zaman Nuh'un gemisi olduktan sonra ilk şeyi tabii ki o bereketli toprakları Iğdır Ovası'nda gördüğü zaman Nuh'un ilk şeyinde parmağını uzar diyor ki işte Rabbim sana şükürler olsun en kutsal ve en güzel topraklara beni şey Bereket. bereket topraklara beni çektin. Ve bereket toprakları da Iğdır il sınırları içerisinde. Şunu gündeme getirdiğimiz zaman diyelim Kars, Erzurum, Ardahan, Iğdır, Ağrıdağ ve diyelim Azerbaycan ve Ermenistan sınırları içerisinde olan biz tabii ki burada bir Çukurova'dır. Ama Nuh'un ilk şey ettiği zaman ilk tohumlarını yeşerdiği bir şey olarak memleket olarak işte Iğdır Ovası'na dikmiştir. Ve onun diktiği tohumlarla her yan bile yeşermiştir. Ve bu yeşerliği de, bu güzelliği de ilk Nuh'un döneminden bizim buralara çizmiş. Tabii ki buradakinin Nuh'tan özelliği, kalan emanettir. onun emaneti. Tabii ki bunun özelliği nedir? Özelliği şudur. Ağzında mesela bir domatesi kopardı, yediğin zaman, çekirdeğe düştüğü zaman onun daha sonra bu güzel verim topraklarda onun verim aldığını görüyorsun. Veya bir kuşun gagasındaki bir dağa bir tane çekirdeğe götürüp attığı zaman baharsan gibi taşın dibinde bir kavun veya bir domates oluşmuş. Şaşırırsın ki ya Rabbim burada su yok bir şey yok bu nasıl olmuş oluşmuş. Demek ki ilk Nuh'un dualarıyla bunu bereketli topraklara bize vermiş ki hamdolsun ki bu topraklar üzerinde biz de yaşıyoruz. Bizim de görevimiz bu toprakları yaşatmak.